Bugün malum Rusya ve Ukrayna arasında çok sıcak günlerin arifesindeyiz. İki tarafta savaşa hazırlanmış durumda. NATO olsun, Batı Avrupa ülkeleri veya diğer dünyanın farklı noktalarından ülkelerin liderleriyle görüşmeler yapılıyor bu işin çözümü için. Şimdi bugünkü konumuzda Ukrayna Hava Kuvvetleri'ni beraber inceleyeceğiz. Uçakları, insansız hava araçları, hava savunma sistemlerine bakacağız. Bir savaşta Ukrayna havadan Rusya'yı durdurabilir mi? Hava savunma füzeleri ne durumda? TB2 Bayraktar gerçekten çok büyük bir oyun değiştirici olabilir mi? Bu gibi konulara birlikte bakacağız. Malum Ukrayna Sovyetler Birliği'nin dağılmasının arkasından bağımsızlığını ilan etti ve aslında Rusya ile birlikte ortak yürüyen birçok askeri projesi vardı ama 2010'lu yıllar itibarıyla bu ilişkiler bozulmaya başladı ve en son 2014'te Rusya'nın Kırım'ı ilhak etmesiyle birlikte ilişkiler adeta donmuş vaziyette. Rusya'nın Kırım'ı ilhak etmesiyle birlikte özellikle bölgede aktif olan Ukrayna donanmasının bir kısmı Rus güçlerine geçti ve aynı zamanda bölgedeki bulunan bazı hava üslerini de Ukrayna kaybetti. Resmi rakamlar bu ilhak sırasında 2014'te Ukrayna Hava Kuvvetleri'nin 19 uçak kaybettiği yönünde bilgiler var ama tabii ki bunlar henüz teyide muhtaç bilgiler. Sonrasında ise Donbas bölgesi malum. Donbas bölgesinde ciddi bir Rus nüfus var ve Rusya bu bölgeyi almak istiyor. Ve tekrar bu bölgeyi daha doğrusu almaktan öte biraz daha uluslararası kavramlara bakacak olursak ilhak etmek istiyor. Ukrayna Hava Kuvvetleri'nin ana savaş uçağını iki farklı model oluşturuyor. Bunlardan biri Su-27 ve diğeri de MiG-29. Su-27'ler nispeten MiG-29'lara göre biraz daha genç uçaklar. Ancak bu uçakların en genci 1991 yılında Ukrayna Hava Kuvvetleri'ne katılmış durumda. Zaman zaman bunların modernizasyonu gerçekleştiriliyor ama günümüze göre ne kadar güncel tutuluyor bunlar soru işaretleri. Su-27'lerin üzerine Ruslar Su-30 arkasından da Su-35'i geliştirdi. Benzer gövde yapısı tabii ki çok sayıda aviyonik, radar veya diğer sistemlerin geliştirilmesiyle yeni yeni mühimmatların korunmasıyla bu uçaklar oldukça farklılaştırılmış durumda. Uluslararası kaynaklara göre Ukrayna'nın elinde 50 adet Su-27 var ve bunlardan oluşturulmuş 4 adet filo görev yapıyor. Bir diğer uçak ise daha önceden de belirttiğim gibi MiG-29. MiG-29'lar ise yaş olarak Su-27'lerden daha yaşlı uçaklar. Ukraynalılar MiG-29'ları sürekli modernize ederek en azından güncel modern standartlarda tutmayı hedefliyor. Çeşitli verilere göre 70 adet MiG-29 var. Bu 70 adet MiG-29'un 40'ı aktif olarak tutuluyor. Bu güçler içerisinde yapılan tabii ki çeşitli modernizasyonlar var. Bu modernizasyonlardan bazıları MiG-29'a MU-1 ve MU-2 standartlarına yükseltilmiş durumda. Su-27'lere ise uygulanan modernizasyonlar, bu modernizasyon projeleri sonrasında Su-27'ler P, S ve çift kişilik UB versiyonlarına sahip. Ukrayna'da ana büyük hava kuvvetleri açısından 6 üs var. Bu üste hem Su-27'ler hem MiG-29'lar QRA olarak adlandırılan hızlı reaksiyon verecek şekilde nöbette tutuluyorlar. Alarm verildiği takdirde 15 dakika içerisinde bu uçaklar havalanıyor ve hedeflerine doğru ilerlemeye başlıyorlar. Bu açıdan Ukrayna sürekli tatbikat yaparak hem pilotlarının, bakım ekiplerinin uçakları aktif olarak tutmalarını sağlıyor. Bu arada Ukrayna'da askeri pilotlar yılda ortalama 50 saat civarında uçuş gerçekleştiriyorlar. Tabii ki bunlar uluslararası veya NATO standartlarına baktığımız zaman oldukça düşük saatler kalmış durumda. Ana hava savunma sistemini S-300'lerin PT modeli oluşturuyor. PT modelleri kruz olarak adlandırılan seyir füzelerine veya balistik füzelere de etki ediyor. Uçak, helikopter gibi hedefleri vurmalarının yanı sıra. Bu açıdan Ukrayna'nın en önemli, en güvendikleri hava savunma sistemleri S-300'lerin PT ve ayrıca da PS modelleri. 100 adet Lançer bulunuyor ve ellerinde de 250'nin üzerinde füze olduğu tahmin ediliyor. Ukrayna bunları yerel kaynaklarla bakım ve modernizasyonlarını yapabilecek niteliklere de sahip olduğu ifade ediliyor. Bir başka füze ise S-125 olarak adlandırılan hava savunma füzeleri. Bunlar göreceli 1960'ların teknolojisine sahip daha eski nesil füzeler. Hatta hatırlayacaksınız Türkiye geçtiğimiz yıl
Bu füzelerden satın almıştı 125 milyon dolar karşılığında ve bu füzelerin Libya'da bulunan üslere konulduğu ifade edilmişti. Bu da bu konuda da S-125'lerin radar ve diğer sistemlerden de Ukrayna'nın yerel kaynaklarla modernize edildiği veya bakımlarını yapıldığında ifade etmemizde fayda var. Bir diğer sistem ise 2K12 Kub, 9K37 Buk, 9K330 Tor füzeleri. 2K12 Kub'un karşılığı NATO karşılığı SA-6, 8000 metreye kadar etkili, 22 kilometre menzile sahipler. 9K37 Buklar SA-11 olarak adlandırılıyor. 25.000 metreden gelecek hedeflere kadar vuruş yüzdelerine sahip ve menzili oldukça uzun, 140 kilometre. 9K330 Torlar ise SA-15 adını taşıyor. 6.000 metreye kadar etkililer ve toplam menzilleri 12 kilometre. Hava kuvvetleri olarak tabi sayısı Ukrayna'nın çok az. Rusların büyük yapacakları bir operasyona tam olarak karşılık vermeleri çok zor. Ama küçük de olsa en azından ani tekli veya çift uçak az sayıda uçakların hava sahalarına girişlerine en azından reaksiyon vereceğini düşünüyorum. Hava savunma sistemleri ise başta Kiev, askeri üsler, enerji kaynakları veya stratejik noktalar olmak üzere farklı noktalara yerleştirilmiş durumda. Bunun dışında da özellikle helikopterlere karşı etkili yerden 0'dan 15 bin fit yani yaklaşık 5 bin metreye kadar etkili omuzdan atılan MPATS olarak adlandırılan hava savunma füzelerinin farklı versiyonlarına Ukrayna kuvvetleri sahip. Gelelim insansız hava araçlarına. Envanterde bulunan Amerikan yapısı RQ-11'lerden 72 adet bulunuyor. Bir başka insansız hava aracı ise bizim çok yakından bildiğimiz Baykar'ın imal ettiği TB2 Bayraktar sınıfı taktik sınıftaki insansız hava aracı sistemleri. Bunlar ayrıca Roketsan'ın MAMC ve MAMLE mühimmatlarıyla SİHA yani silahlı insansız hava aracı haline getirilmiş durumda. Bu sayı artacak. Ukrayna'nın daha fazla siparişi var. Hatta bu konuda Baykar'ın yaptığı adımlarla burada bir fabrikanın açılması ve üretimin de burada devam ettirilmesi gibi çalışmalar mevcut. Bunları ilerleyen dönemlerde göreceğiz. Ancak TB2 gibi İHA'ların etkili olabilmesi için özellikle terörle mücadelede de çok etkinler. Yani yerden ateşlenebilecek bir füze tehdidi olmadığı zaman veya karşı tarafın elinde bir hava kuvveti olmadığı zaman bu tür durumlarda özellikle yerdeki güçlerin elinde uzun menzilli hava savunma füzeleri varsa TB2 kolay bir hedef haline geliyor. Ama diyeceksiniz ki işte 2. Karabağ Savaşı'nda neler olmuştu? Burada tabii farklı farklı konseptler izlenmişti. İki tarafta özellikle Azerbaycan'ın bastırması nedeniyle Ermenistan çok fazla hava kuvvetini uçuramamış bölgede ve çeşitli Azerbaycan kuvvetleri tarafından ortaya atılan yemle birlikte hava savunma merkezlerinin yerleri tespit edilmiş. Bunlar hem İsrail yapısı Haroplar hem de TB2'ler tarafından vurulmuştu. Bu tür bir teknoloji tabii karşılarında Ukrayna'nın Rusya var. Kolay bir şey değil. Belki Donbas'taki çeşitli işte milis hareketlerine karşı etkili olabilir ama Rus kuvvetlerine karşı TB2'nin çok fazla etkili olması beklenmiyor. Burada tabii herhangi bir savaş olursa mutlak hava hakimiyeti Rusya'nın eline geçeceği için yerden yapılan özellikle zırhlı operasyonlara karşı Ukrayna'ya işte Amerika Birleşik Devletleri veya İngiltere üzerinden gelen Javelin gibi farklı füzelerin etkili olması bekleniyor ama sonuçta Rusya için Ukrayna kolay bir yem, hızlı bir şekilde işgal edilebilir gibi gözüküyor. Bakalım bugünlerde, ilerleyen günlerde bu iş savaşa doğru gidecek mi, neler yapılacak? Bunlar da gerçekten merak edilen konu. Bugünkü videomuzda Ukrayna'nın hava savunma sistemleri, uçaklarını ve insansız hava araçlarını değerlendirmeye çalıştık. Detaylı havacılık haberleri, savunma haberleri tolgozbek.com sitemizde. Bizleri sosyal medyadan da takip edebilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı, videoları beğenmeyi unutmayın.